Yozgat Şehir Hastanesi, başhekimi uzman doktor Mustafa Kozan, doğadan şuursuzca toplanıp tüketilen mantarların ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini, ölüme dahi neden olabileceğini söyledi. Buralarda nedir? Bulduğun zaman da çok buluyorsun yani. Ben şunu iki yerden buldum yani. Anladın mı? Var bayağı da yani. Bunlar, şurası mor olacak. Tamam mı? Bunlar eski yoruyor. Yani beklemiş oluyor. Yok şey. Bunlar da işte bekliyor, atıyor yani. Aa, buralarda var. Şu da mantar değil mi? Bu da mı cincileri değil? Bu cinciler bunlar. Bunlar saklanıyor işte, zor bulunuyor. Bak, şeyler sarı. Şuradan ayağını çek, ayağını çek. Bak bunlar şey. Yok yani, beklemiş. Şöyle yapayım. Şöyle. Attım. Böyle cincile mantarı diyorlar buna. Bunlar yenilebilir cinsten. Yenilemeyen mantarları da toplamıyoruz. Zehirli olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? İşte şöyle bakıyorsun. Morusu alıyorum ben. Yoksa atıyorum. Bunlar da bilmedik mantarı toplamayacaklar. Yani bilecekler. Bilmeden mantar toplanmaz. Siz kaç yıldır topluyorsunuz? Çocuktan beri topluyorsunuz? Yeni. Yok. Ha, yeni. Yeni. Bir arkadaşım gösterdi. Ben de aynı şekildeki aynı cins mantarları topluyorum. Doğada ne tür mantarlar oluyor? Her türlü mantar var. Mantar çok. Ama mesela bunlar kronik hastalığı, çiğ yenmeyecek. Kronik hastalığı olanlar yediği zaman, çiğ olduğu zaman sağlık bakımından problemler yaşayabilir. Yani bunlar haşlanacak. Haşlandıktan sonra yenmesi lazım. Nisan ayında, Mayıs ayında çıkar. Bu yağmur yağdıktan sonra çıkar. Tam yağmur yağdıktan sonra işte ne derler, mısır patlağı gibi mantar çıkıyor derler. O şekilde. Teşekkürler. Hafta sonu hobi amaçlı mantar toplamaya geliyorum. Yozgat bu bakımdan hem çeşitliliği hem de verimliliği yüksek bir potansiyele sahip. Mantar konusunda dikkat etmemiz gereken konular da var. Sağlığa zararlı, zehirli olan mantarları yemememiz lazım. Mantarların birçok faydaları var. İşte kansere, bağışıklık sistemine, sonra antibakteriyel özelliği var. Ben hobi amaçlı geliyorum, topluyorum. Bunları çiğ tüketmemek de gerekiyor. Bunları ya pişirerek ya haşlayarak çok zaman geçirmeden, topladıktan sonra çok zaman geçirmeden tüketmek lazım. Tüketmeden önce de güzelce bir bunları yıkamak, temizlemek, öyle güzel bir pişirmek, öyle yemek gerekiyor. Size dikkat ediyorsunuz yani. Aynen, dikkat ediyoruz. Yağmur zamanı Nisan, Mayıs aylarında özellikle mantar artış gösteriyor. Nemli topraklarda biraz da hafif böyle karanlık ağaç diplerinde genellikle artış gösteriyor. Topluyoruz, güzel oluyor. Hem bir spor yapmış oluyoruz hem de bunun faydalarından nasiplenmiş oluyoruz. Yaşların artmasıyla birlikte mantar şeyinin artması, işte böyle toplamanın ve mantar üretiminin artmasından dolayı mantar zehirlenmeleri bu dönemde çok artmaktadır. Halkımıza bizim söyleyeceğimiz hekimler olarak her zaman mantarın tipine ve çeşitliliğine bakmak gerekiyor. Çünkü mantar zehirlenmeleri ölümcül olabilmektedir. Muhakkak mantar mümkünse marketteki kültür mantarları haricinde tüketilmemesi önerilmektedir. Lakin eğer doğadan toplanan mantarların çeşitliliğine ve uygunluğuna
maksimum dikkat etmek gerekiyor. Ve aynı zamanda mantar yedikten 2 saat sonra bir bilinç bulanıklığı, bir görme bulanıklığı, bulantı kusma, nabız artışı veya nabız düşüklüğü gibi hissiyatlar oluşabilir. Onlara da dikkat edip hemen acil servise başvurmaları gerekmektedir. Şeydeki mantarın her zaman ölümcül olabileceğini düşünüp ona göre hareket etmek gerekiyor. Hassas olunması gereken, halkımızın dikkatli olması gereken bir durumdur. Evet. Şuradan bir tane. Mesela şöyle.